Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar, merhabalar. Yine ben coğrafya öğretmeniniz ve gelin yine elimizden geldiğince çok iyi çalışalım. Ve artık başlık değiştirdim. Bilmiyorum başlığı görebiliyor musun? Nüfus ve nüfus piramitleri diyor. Yani artık biz böyle ana başlık olarak coğrafyada doğal sistemleri bitirdik. Beşeri sistem denilen ayrı bir ünite başlığı açıyoruz. Ve gelin artık bunlarla ilgili nasıl soru tarzları geliyor? TET'de ne yapmalısın? Elimden geldiğince sana yardımcı olayım. Peki biz bugün işleyeceğimiz konu başlığının bir ödevini verelim. Bunu ihmal etmiyorum diyorum. Yani güzel dinledikten sonra lütfen 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 ödevini çöz. Güzel güzel hatalarını bir incele. Ve bir şekilde öğrencilerim kendini geliştir diyoruz. Peki nerede? Biz bugün ne yaparız? Şöyle bakıyorum ben. Biz bugün beşeri sistemler lafına geçtim dedim. Sayfa 122'den hemen hemen 137'ye kadar. Yani birinci adım çok yeni bir başlık bu. Bakıyorum şöyle 16. adıma kadar geliriz diye düşünüyorum. Yani yoğun bir test olacak. Çünkü nüfus testleri gerek dünya gerek Türkiye adına sorular içeriyor. O yüzden yoğun bir test bekliyor. Gerekirse hani iki parça şeklinde çözersin. Ama videoları önce güzelce bir dinle isterim. Başlık nüfus ve nüfus piramitleri. Öğrencilerim neyle başlayalım? Nüfusun tanımıyla başlayalım. Diyor ki nüfus ne demek coğrafyada? Sınırları tanımlı bir bölge üzerinde belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısı. Yani tanımlanan bir alan var ve o alanda kaç kişinin yaşadığına bir coğrafyada nüfus diyoruz. Peki demografi kelimesini görüyorsun ya şu demek. Demografi nüfus bilimi demek. Yani nüfusla ilgili işler diye ok oku orayı. O zaman diyor nüfus önemli midir? Önemli. Niye? Çünkü her ülke kendi ülkesinin o nüfus yapısını sosyal ya da ekonomik verileri bir şekilde toplamak için, değerlendirmek için nüfus sayımı yapar. Çünkü ben ülkemin ne olduğunu bilmeliyim ki ona göre planlamalar, ona göre böyle çalışmalar yapayım, yatırımlar yapayım denir. Peki nüfus sayımı adına dünyada bir veri var mı? Var tabii ki şu anda. Şu anda kabaca dünya nüfusu yaklaşık ne kadar? Yaklaşık 8 milyar civarında. En son böyle 7.9'lardı. Yuvarla yaklaşık de 8 milyar. Peki öğrencilerin bu dünyada 8 milyar nüfus var. Peki diyor 8 milyar maddelere odaklan başladık ayrıntı vermeye. Nerede daha çok yaşıyor? Kuzey Yarımköre'de. Çünkü öğrencilerim ekvatora baksana. Neredeydi ekvator çizgisi? Şöyle belirleyici bir renk alayım. Şuralardaydı. O zaman diyor kara parçaları gördüğün gibi Kuzey Yarımköre'de daha baskın ve koşullar da uygun. O yüzden o 8 milyarın önemli bir kısmı ağırlıklı olarak Kuzey Yarımköre'de. Denizlerin daha baskın olduğu Güney Yarımköre'de ise nüfus biraz daha az diyeceksin. Peki burada Bakı'dan bahsedilmiş. E Bakı güneşe dönük yamaç demekti. E Kuzey yarımkürede insanlar genelde Güney Cepheyi özellikle dönence dışı anlamda kastediyorum. Dönence dışı Güney Yarımköy'de ise genelde insanlar Kuzey'i kastedecek diyor. Çünkü güneşe bakan yerler genelde daha çok tercih ediliyordu. Kavramlar belirtmiş ana ökümen diyor. Bazen böyle kelimeler kullanıyor sorularda. Yerleşilmeyen yer. Biraz sonra nereler olduğu konusunda fikir vereceğim. Ökümen diyor. Yerleşilebilen yerler diyor. Öğrencim karşımda bir dünya haritası var. Karşımda rakamlar var. Bazen böyle seçeneklerde hangi kıta daha kalabalık, nereler daha az, daha çok diyor. Öğrencilerin biraz sonra yine tekrar ederiz. Asya kıtası tahmin ettiğin üzere en kalabalık yer. Çünkü Çin orada, çünkü Hindistan orada, Bangladeş orada, Endonezya orada. Hocam bunlar kim? Bilmiyorum. Dinleyen öğrencilerim hepsinin genel kültürü iyi mi? Bunlar ülke dünyanın en kalabalık yerleri. O zaman baktığın zaman Çin yaklaşık 1.4 milyar. Bakıyorsun Hindistan 1.3 buçuk böyle 350 milyon civarında. Çin'i yavaş yavaş zorlamaya başladı. O zaman baktığın zaman gerçekten dünyanın kalabalık ülkelerinin daha çok Asya kıtasında toplandığını görüyorsun. Sonra dünyanın diğer yerleri. Peki en az kim? Avustralya Yeni Zelanda'yı içeren şu Avustralya'da okyanus kıtası diye bilinen yerin biraz daha az olduğunu, nüfus aralamasında biraz kıta bazında daha geride kaldığını biliyoruz. O zaman böyle verilerle başlayalım sonra ayrıntıya inelim. İşte önemli bir ayrıntı. Dünya kadar? Yaklaşık 8 milyar diyorum. Hocam dünya nüfusu 8 milyar da herkes her yerde yaşıyor mu? Hayır. O zaman az önce ana denilen yerleşilmeyen yerler de var değil mi diyor. İklim bilgimiz çok iyi olduğu için bazı konular artık hakimiz. Geliyorum. Diyor ki. Bunu belirleyen kriterler ne? Neden bir yerleri tercih edersiniz? Neden bir yerde yaşamak istemezsiniz? Bizim coğrafyada klasik iki ayrımımız var. Ya doğal faktörler yüzünden ya beşeri yani insan etkinlikleri yüzünden. Öğrencilerim üstüne gidelim mi? İklim. Hani şeyi çalışalım. Artısı eksisi. Mesela dünyada ikilimin olumsuz olduğu yerler var mı? Hocam var tabii ki. Neresi? Yine böyle soru cevap gidelim. Hocam işte kutuplara yakın yerler diye öğrettin. Çöl diye yerler öğrettin. 30 paralelleri ya da Orta Asya çölleri. O zaman insanlar böyle yerlerde yaşamak istemese gerek. Peki nerede yaşamak ister? Öğrencilerim insanlar genelde orta kuşakta ılıman kesimin olduğu o ılıman ikilimlerin yağışın belli bir düzeyin üzerinde olduğu yerlerde yaşamak ister. Yeryüzü şekilleri İnsanlar nerede yaşamak istemez? Hocam herhalde dünyada dağlık yerler istenmez. O zaman dünya, Himalaya dağları, Şili Ant dağları. Öğrencim hatırlar mısınız onları? ABD kayalık dağları ya da işte İsviçre Ausura'nın Alpleri'ne denk gelen yerler. Çok mu kalabalık? Değil tabii ki. O zaman yer şekilleri anlamında ne daha cazip? Yer şekillerinin sade olduğu, bizim size derslerde ova diye öğrettiğimiz yerler. Alçak ovalar genel anlamda tercih edilir mi? Delta ovalarıysa bereketli topraklarsa tercih edilir mi? Niye olmasın diyeceksin. Toprak Nasıl topraklar tercih edilmez? Hatırla dersleri tundra toprağı tercih edilmez. Bataklık ortamı çünkü. Ama toprak. Zonaller içerisinde kahverengi orman vardı hatırlıyor musun? Çernezyon vardı. Humus bakımından zengin topraklar olduğu için iklim koşulları da uygun neden tercih edilmesin? Öğrencilerim diyor Karadeniz dağılışı nüfusla bir kıstas mıdır yani bir ölçüt müdür bir belirleyici midir evet. Ya az önce gördün Güney körede nüfus neden daha az hocam işte kara daha az o zaman insanlar okyanuslarda yaşayamayacağına göre denizlerde yaşayamayacağına göre kara parçası üzerine insanlar bina mesken yaptığına göre bu yüzden bir tercih nedeni. E su kaynakları insan insanoğlu susuz yaşayamaz mantığıyla genelde su kaynaklarının hatta ilk insanlar ne yapmıştı hatırla dersi kenarlarına kurmuştu. Şu anki teknolojik imkanlarla suyu ayağına getirebiliyorsun. Ama sonuçta böyle binlerce kilometre uzaklıktan da getirmek istemiyorsun çünkü onun da bir maliyeti var. O yüzden yine belki su dibinde olmayabilir yerleşme açısından bu modern çağda ama sonuçta etrafında olması yine istenen bir şeydir. Peki hocam beşeri faktörler? Yani bu sayfada şey istiyorum senden. Yorumlama gücü. Maddeyi okuduğunda zihninde bir canlanıyor mu? Zihninde olumlu olumsuz örnekler oluşuyor mu? Öğrencilerim insan Diyor ki tarih faktörlerinin bir etkisi var mı? Yani dünyada bazı yerler neden kıymetli? Neden bugüne kadar insanlar hep orada yaşadı? Tarihi bir arka planı var. Mesela dini şehirler düşünsene. Mekke, Medine geldi aklıma. Kudüs geldi. Neden hep orada birileri olacak? Çünkü din denilen olgu devam ettiği sürece, semavi dinlere insanlar inandığı sürece sanki o şehirler hiç ölmeyecek. Ama semavi dinlere inanç azalmaya başladığı zaman o şehirlerde kıymetleri kalmayacak. O yüzden tarihi arka planı olan şehirler, işte mesela İstanbul'u düşünebilirsin. İstanbul neden kalabalık? Bir arka planı da var. Zaten hep kalabalıktı. Her imparatorluk, her devlet geldiği zaman İstanbul'da o hükümdarlık sürdüğü zaman zaten önemli bir şehir olmuştu. E peki insanlar tarımın daha yolda yerlerde yaşamak ister. Öğrencilerim insanlar, sanayi tesisleri lütfen cümlem önemli. Sanayi tesisleri insanlara iş imkanlarını çok iyi sağlayan yerler. Bu iş imkanı kelimesine istihdam deniyor. O zaman öğrencilerim istihdam imkanı iyi midir? Evet. O zaman sanayi tesislerin yoğun olduğu yerlerde insanlar yaşamak ister. Maden, insanlar maden bulmuş, o maden ocağının bulunduğu yer ve etrafında zamanında zamanla eğer bir sanayileşme de gerçekleşecekse insanlar böyle yerlerde yaşamak ister. İnsanlar bir hizmet sektörü olan turizmde, öğrencilerin ulaşım imkanlarının iyi olduğu yerlerde, ticaretin gelişmiş olduğu yerlerde, yani bir alışveriş kültürünün ...kıymetli olduğu, o para sürkülasyonunun, sıcak para sürkülasyonunun döndüğü yerlerde yaşamak ister. O diyor bu insani faaliyetler nüfuslanmada bir çekici özellik midir? Tabii ki. O zaman bu faaliyetlerin iyi olduğu yerler dünyada kıymetli yerler olacak. İşte nereler aslında bizim bu çalıştığımızı şimdi biz harita üzerinden beraber detaylı bakacağız. Bakınız yoğun nüfuslu yerler. Biraz sonra sana şu kavramı öğreteceğim. Biliyorsun beni. Ben artık tanıyorsun. Ben biraz böyle kavramları iyi bilmen gerektiğini söylüyorum. Yani kavramlar bizim için çok değerli çünkü. Öğrencilerim diyorum ki kavramlar bizim için çok kıymetli. Peki coğrafyada yoğun nüfus dediğimiz zaman bir coğrafyada ne kastediyoruz? kilometre kareye düşen insan sayısı diye kastediyoruz. Yani benim derdim şu, acaba dünyada kilometre kareye düşen insan sayısı nerede daha baskın? Diyor ki, baksana buraları örnek olsun diye verdim. Hızlıca beraber gidelim mi üstüne? ABD'nin doğu kıyıları. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarında kim var? Washington, New York gibi önemli şehirler bulunuyor. O zaman oralar sanayi, ticaret, liman anlamda çok değerli yerler mi? Evet, uluslararası şirketler var, tüm dünya bir şey satıyorlar, tüm dünya bir şey gönderiyorlar, o yüzden kıymetli. O yüzden insanlar buralarda iş imkanı, iş sahaları çok iyi olduğu için, insanlar kariyer anlamda burada çalışmak için tırnak içinde can attığı için öğrencilerimizler ne yapıyoruz? Burayı tercih ediyoruz. Batı Avrupa diyor. Hocam Batı Avrupa kim? Hani artık gözün alışsın istiyorum. Batı Avrupa demek İngiltere demek. Almanya demek, Fransa demek, Belçika, Hollanda, Lüksemburg demek. Yani bak şurası. O zaman Norveç'in güneyi demek. Hocam oralar ne neyle tanınıyor? Sanayi ticaret. Yani gerek sanayi, gerek ticaret başlığını da ekleyebilirsin oraya. Sanayi ticaret koşulları çok gelişmiş. Avrupa'nın en önemli şehirleri oralar. İş sahaları çok iyi ve bu yüzden insanlar bu aralara taşınmak istiyor. Hocam Güney Güney Doğu Asya neresi? Öğrencilerim Güney Güney Doğu Asya şurası oluyor. Biz size bunu Muson Asya'sı, Muson ikliminin görüldüğü yerler diye öğrettik. 3, 4 ve 5 dediğim alan. Yani Hindistan'ın, yani böyle Çin'in, işte aşağıda bakıyorum Endonezya'nın, işte Bangladeş'in, Vietnam'ın, Kamboçya'nın olduğu yerler. Özellikle tabii ki burada biraz Çin, biraz Güney Kore, Hindistan son yılların gelişmekte ya da gelişmiş ülkeleri olduğu için dikkat çekiyor. Hocam buralar eskiden nasıl ders anlatıyordunuz tarımla öne çıkıyor diyorduk. Çünkü muson iklimi var ve muson iklimi pirinç, mısır gibi tarım ürünlerini öne çıkartıyor. İnsanlar burada işte hani o beslenme ihtiyacını giderebildiği için buralarda yaşamak istiyor. Ama öğrencilerim coğrafyada son yıllarda biliyorsunuz Çin, Japonya gibi ülkeler sanayi ticaret hamleleri yaptılar. Yani o yüzden buradaki Tayvan, Hong Kong, Çin, Japonya, Güney Kore çok ciddi teknoloji firmaları başta olmak üzere tüm dünya bir şey pazarlayabilen şirketlerin, öğrencilerin, fabrikaların bulunduğu yerler olmasından dolayı nüfuslanma burada çok arttı. Peki Japonya? E az önce övdüm işte sanayi dedim. Endonezya, Malezya öğrencim tabii ki yine hem tarımla övebilirsin ama yine teknolojik şirketler başta olmak üzere önemli fabrikalarıyla tanınıyor. O yüzden bu 3-4-5 şurayı kastetti. Peki Kaliforniya? 6. Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı tarafları. Biz size burayı Akdeniz iklim koşullarının olduğu yer diye öğretmiştik. Halil öğrencilerin buralarda fabrikalar, buralar önemli liman şehirleri. Yani Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu doğusu ve batısı kıymetli. Mesela ortası çöl. O yüzden hani önemli şehirleri ya da orada bir eyalet sistemi var. Eyalet olarak batı ve doğu daha kıymetli. Tabii özellikle doğu test favoridir. Çok terenir. Haberin olsun diyorum. Hocam Hani Güney Afrika demiş ya bu bir ülke mi? Evet yani kıtanın adı Afrika kıtası Güney Afrika Cumhuriyeti diye bir ülke var. Ve ben Dershanecilik döneminde de hep şunu vurgularım öğrencime ve şu anda Tonguç ailesi olarak siz değerli öğrencilere de söylüyorum. Mutlaka şunu bileceksiniz. Hani Afrika bizim gözümüzde Afrika kıtasında 60'ı yakın ülke var. Hani tırnak için bir gariban ülke diyoruz. Üçüncü sınıf ülkesi mi ne deniyor böyle? Ben de diyorum ki Güney Afrika'ya bir özel önem ver. Güney Afrika fena değil. Yani Afrika kıtasında en gelişmiş ülke bu. Öğrencilerim, neyle çok tanınıyor? Çok değerli madenleri var. Yani işte bu değerli taşlar denilen zümrüt, yakut, elmas başta olmak üzere çok önemli madenler var. Ve o yüzden çok değerli şirketler, çok önemli fabrikalar bulunuyor. O yüzden Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasındaki birçok ülkeye göre bir tık daha iyi diyeceksin. Öğrencilerim Güney Avustralya, daha doğrusu hani Güney Doğu diyelim. Güneydoğu, Güneybatı, biraz Avustralya'nın doğusu kıymetli. Çünkü dersi hatırla. Avustralya'nın ortası, batısı çöl zaten. Yani Avustralya ülkesinin nüfusunun yüzde yirmisi şu boyadığım yerde yaşıyor. Yani Avustralya'nın doğusu ve o güneydoğu denilen yerler işte o kıymetli şehirler olan Canberra'nın, Melbourne'ün olduğu yerler, Sydney'in olduğu yerler. Yani hayat burada doğuda akıyor. Fabrikalar, önemli ticaret merkezleri doğu tarafında. Peki hocam Gine neresi? Gine Körfezi. Hocam nereye deniyor? Şu Afrika'nın şu orta kesimini. Yani bizim bu ekvator çizgisini geçirdiğimiz. Orada Nijerya, işte böyle Gine, işte Kamerun gibi Kongo gibi ülkeler var. Özellikle belki biraz orada Nijerya atıfı yapmak lazım. O petrol zengini, o yüzden enerji zengini olarak işte biraz dikkat çekiyor ve kalabalık. Peki hocam Nil Havzası... Öğrencilerim Nil Nehri'nin döküldüğü yer Mısır. O zaman Mısır Nil Nehri'nin döküldüğü yerde ve Nil Nehri'nin ağız kısmında çok önemli Nil deltası oluyor. Nasıl bizim Adana'da Çukurova kıymetliyse Mısır halkı için de o Nil deltası çok kıymetli. Zaten Mısır'ın da önemli bir kısmı yani Mısır ülkesinde nüfusun önemli bir kısmı o Nil deltasının olduğu sahil tarafında yaşıyor. O yüzden öğrencilerim özellikle tarımın burada kıymetli olması insanların buraya itmiş. Sonra zamanla tarıma bağlı sanayi ve tabii ki ticaret geliyor. O yüzden dünyanın yoğun yerleri nerelerde dediği zaman buraları boyayacak senin de hani gözün işte bunlara alışsın diyorum. Peki tam tersi öğrencilerim dünyada istenmeyen yerler var yani seyrek diyor testlerde tenha diyor testlerde. Hocam insanların yaşamak istemediği yerler neresi belli ki bazı koşullardan dolayı insanlar buralarda yaşamıyor. Ben de diyorum ki bak şu anda böyle göz kararı bakıyorum, bilmediğim bir yer yok. Çünkü sen benim öğrencimsin. Çünkü öğrettik. Çünkü coğrafya büble bağlantılı. Sen birinci videodan beri beni takip ediyorsan, o seriyi tamamlamışsan bunlar artık sana böyle dershane diliyle kek anlamında gelecek, basit gelecek diyorum diyor ki... Sence Alaska'da insanlar niye yaşamıyordur? E hadi beraber düşünelim. Hocam Alaska bize burayı tundura diye öğrettin. Çok soğuk yerler diye öğrettin. İç taraf sert karasal iklim. Dondurucu soğuklar. İnsanlar bir şey yapamaz ki buralarda. Hocam. Amazon'da niye insanlar yaşamıyor? Dersi hatırlatalım. E burası ekvatoral iklim. Tropikal yağmur ormanları. Çok sık bir orman dokusu var. Bataklık var. Vahşi hayat var. Sen böyle ormanın içine girip e villanı kuramazsın ki, müstakil evini yapamazsın ki. Ciddi anlamda tehdit içeren bir yer. Ve bataklık, sıcak, nem. O yüzden ekvator çevresinde bilmiyorum daha önce hiç bu cümleyi kullandım mı? İnsanlar yukarıda yaşamayı seviyor. O yüzden alçaklar, sahile yakın yerler çok tercih edilmiyor. Mesela bak bizim gibi ülkelerde sahile yakın yerler popüler. Ama buralarda tam tersi. Biraz yukarı çıkmak iklim koşulları anlamında hayat idamesi anlamda daha anlamlı geliyor. O zaman öğrencilerin üstüne gidiyorum. Diyor ki Sibirya acaba neden istenmiyordu? Sibirya neydi? Rusya halkının kuzeyine yani Ruslar kendi ülkelerinin kuzey iç kesimlerine hatırlarsanız Sibirya diyordu. Özellikle bu Sibirya'yı arazi yapısı olarak da bilmeni istiyorum. Genelde ova plato ağırlıklı. Yani zihninde bu Sibirya yani zihninde Rusya'nın doğusu da çok dağlık bir yer diye kalmamalı. Sade bir yer diye kalmamalı çok soğuk. Öğrencilerim Orta Asya'da diyor kuraklık. Ya diyorsun Orta Asya neresi? E biz Orta Asya şu Hazar Gölü ya. Şu Hazar Gölü'nün olduğu yerler. Hocam burada ne vardı? Kızılkom, Karakom, Taklamakan, Gobi diye çöller vardı. Etraf dağlarla çevriliydi ve bu yüzden burada çöl olmuştu. Öğrencilerim Himalaya Himalaya tam şurası böyle. Nepal, Çin, Hindistan bu gibi ülkeler bu sıra dağların en azından bulunduğu yerde bulunuyordu. Daha doğru bir ifadeyle sıra dağlar bu ülkenin sınırlarında bulunuyordu. Sanki bu Türkçe daha düzgün bir cümle oldu. Peki ben de diyorum ki Himalayalar neden tercih edilmez? E çok dağlık. E dağlık yerlerin zirvelerinde insanlar yaşamak istemez ki. İklim koşulları, ekonomik faaliyet sınırlılığı, buralarda yaşamı kısıtlar diyorum. E peki başka? Diyor ki Orta Avustralya az önce değindim. Avustralya'nın ortası bası çöldür. İnsanlar burada yaşamak istemez. Victoria, Büyük Kum, Gibson çölü gibi çöller var. Neden burada yaşayayım ki? Öğrencim Kuzey Afrika. Testlerin favorisidir. Ne olur bunu oturt bana. Afrika'nın kuzeyi Sahara çölü. Sahile gitme bak. Sahilin biraz gerisi. Ozan sahilin biraz gerisi o geniş arazi coğrafyada Büyük Sahara Çölü diye geçiyor ve insanlar buralarda maalesef yıllık yağış çok az olduğu için, su imkanlar kısıtlı olduğu için insanlar burada yaşamak istemez. Arap Yarımadası. Yani öğrencilerim Suudi Arabistan gibi. Aşağıda böyle Yemen, Uman gibi ülkeler var ve bu ülkelerin önemli bir yerinde insanlar yaşamıyor. Bizim bazı öğrencilerimize şöyle bir Sıkıntı var. Sanki alan büyükse... Mesela Su böyle bir şey. dikdörtgen bir şey. Diyor ki herhalde her yerde insanlar yaşıyor ve kalabalık. Oysa Su Darbistan Türkiye'de nüfusu yani daha az. Hatta böyle dörtte biri kadar. İşte orada anlaman gereken şu. Bu alanın hepsinde insanlar yaşamıyor ki... ...adam gitmiş şurada yaşıyor sadece. Ya da şurada yaşıyor. Şu arazilerin birçoğu boş. Niye? Çöl alanı çünkü. O yüzden söylüyorum. Öğrencilerim vurgular artık böyle diyelim ya pişelim artık. Grönland, Danimarka'yı bir yer. Burada niye yaşam yok? E çok soğuk hocam. Yine aynı mazeret. E bakıyorum Ant Dağları. Benim öğrenci bunun nerede olduğunu hatırlıyor değil mi? Şili taraflarıydı. Şili, Peru taraflarında Ant Dağları uzanıyordu. E haliyle dağlık engebeli yerler. Yani bizim böyle zihninizde karşılaştırın bizim Hakkari Şırnak tarafları gibi. Peki öğrencilerim Kongo diyor. Az önce Amazon adı geçmişti. Kongo çok sık orman var. Vahşi hayat var çok sıcak, nemli, bataklık. O yüzden insanlar genelde sıfırla 500, sıfırla bin arası yaşamak istemiyor. Hocam bu ekvator çevresinde uzan insanlar nerede yaşamak istiyor? 1000, 2000, bin, üç Bakıyorsun burada bazı şehirler var 4000 metrede. Ya diyorsun bu Türkiye'de 4000 metrede yaşasak ölürüz. Ama neden burada yaşayabiliyorsun? Ekvatora yakın, sıcaklık koşulları biraz daha iyi. Peki öğrencilerim Kanada demiş genel anlamda e yine yorum yapalım Kanada ülkesinin özellikle kuzey tarafı mesela Kanada ülkesi insanları nerede yaşıyor daha çok Amerika Birleşik Devletleri'de sınır dediğim güneyde yani Kanada'nın kuzey kesimlerinde yerleşmeler çok sınırlı çünkü iklim koşulları çok zor olduğu için. İnanın tekrar yaptım. Çünkü ben bu kısımda bana çok ihtiyaç yoktu. Zaten biliyorduk ama üstünden geçtik. Sanki diyorum buralarda biraz bana ihtiyaç var ne dersiniz? Çünkü burada bazı kavramlar var. Hocam bu kavramları az önce bir tanesini söyledim. Birkaç tane daha var. Diyor ki coğrafyada nüfus yoğunluğu diye bir şey var. Soruyorsun. Nüfus yoğunluğu ne demek? Diyor ki mesela ben sana örnek vereyim. Aritmetik nüfus yoğunluğu diye bir şey var. Ben de sorgulamaya başlıyorum. Aritmetik nüfus yoğunluğu ne ki? Kavramın mantığını bil. Diyor ki aritmetik nüfus yoğunluğu Bazen testlerde şu aritmetik kelimesini siliyor. Sadece seçeneklerde de soru köklerinde nüfus yoğunluğu diyor. O zaman sana hatırlatayım. Soru köklerinde diyorum seçeneklerde nüfus yoğunluğu kelimesi gördün mü anla ki o aritmetik nüfus yoğunluğu. Yani bir yerdeki toplam nüfusun yüz ölçüme yani alana bölünmesiyle elde ediliyor. Hocam peki elde edilen şey ne? Yani ben bir yerde toplam nüfusu yüz ölçüme bölünce ne yapıyorum ki? Kilometre kareye düşen insan sayısını bulmuş oluyorsun. O zaman bu bir il olabilir, bir bölge olabilir, bir ülke olabilir, bir kıta olabilir. Yeter ki toplam nüfusu yüz ölçüme böl. Öğrencilerim bu açıdan buna yaklaşmamız lazım. E peki diyor aritmetik nüfus yoğunluğu nasıl artar nasıl azalır? Düz mantık. Mesela öğrencilerin bir yerde alan küçük ama nüfus çok fazlaysa ne olacak? Hocam kilometre kare düşen insan sayısı çok olur. Biraz sonra ya da diğer videolarda belki İstanbul diyeceğiz. Ya da öğrencilerim tam tersi. Bir yerde alan çok büyük ama nüfus az. Hocam bir yerde alan çoksa, nüfus azsa, hani biraz matematik yönlü düşüneceksin burada. Kilometre kare düşen insan sayısı az olur. O zaman aritmetik nüfus yoğunluğunda nüfus tek başına yeterli değil. İki tane yer var. İkisinde de nüfus 50 milyon. Ama yüz ölçümler aynı değil. O zaman kilometre kare düşen insan sayısı ne yapar? Farklı çıkar. İşte diyorum bak verdiğim örnek kasıtlı verdim. Bir ÖSM soru tarzı. Diyor ki iki yerin alanı aynı. Yüz ölçümleri aynı X ile Y'nin ama kilometre kare düşen insan sayıları aynı çıkmamış. Ne için? İşte formülün mantığını istiyor. Hocam uzan nüfuslar aynı değil. Bitti. Senin bunu düşünebiliyor olman lazım. Öğrencilerin burada bir anekdot vermişiz. Asya kıtası nüfusun miktar anlamda neydi? Hocam en kalabalık yerdi. Çin, Hindistan orada demiştin. Peki Avrupa kıtasının ise diyor. Yüz ölçümü küçük olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu fazla diyor. Yani diyor ki bak Asya kıtasında kilometre kareye düşen insan sayısı yüksek görünüyor. Dünya ortalamasının üstünde görünüyor. Niye? Çünkü çok kalabalık. Ama diyor Avrupa niye kalabalık görünüyor? Neden Avrupa'da kilometre kare düşen insan sayısı çok? Çünkü orada da alan küçük. O zaman alan küçük, o zaman belli bir nüfus yaşadığı zaman rakam ne yapıyor direkt şişiyor ve artıyor. Öğrencilerin fizyolojik ve biraz sonra göreceğin tarımsal nüfus yoğunluğunu çok abartmamakla beraber bak aritmetiği çok iyi bil. Ama fizyolojik aritmetik, fizyolojik ve tarımsal nüfus yoğunluğunu o kadar detaylı bilmek zorunda değilsin. Hani biraz duymakta, biraz anlamakta fayda var. Hocam fizyolojik nüfus yoğunluğu ne demek? Bilgi vereyim. Beslenme ile ilgili bir şey. Hocam yani ne, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bir ülke fizyolojik nüfus yoğunluğunu niye hesaplattırır? Yani dem ki ben bir devlet lideriyim. Neden halkımın bu yoğunluğunu öğrenmek isterim? Çünkü bak içeriğine bak. İçeriği şu. Ben bir yerdeki toplam nüfusun beslenme anlamında tarım alanına bölüyorsun. Diyor ki var olan nüfusu tarım alanına bölsene. İşte burada soru. Niye tarım alanına bölmek istiyorum? Çünkü halkıma yani var olan insanlara tarım alanları acaba beslenme ihtiyacını karşılama anlamda yetiyor mu? Yani öğrencilerin bir yerdeki toplam nüfusu o. siz tarım alanına oranlıyorsunuz. Ve amaç nedir dedim? Acaba bu ülke insanına var olan tarım arazileri fizyolojik ihtiyaç ya beslenme yetiyor mu yetmiyor mu? Diyelim ki bir yerde nüfus çok kalabalık. Tarım alanı sınırlı. Ne olur? Hocam valla beslenmek isteyen insan sayısı çok olduğu için bir yığılma olur. Evet o zaman yoğunluk fazla çıkar. Tam tersini düşün. Bir yerde nüfus az, öğrencilerim nüfus az ama tarım alanı çok geniş. O zaman kilometre kareye düşen o beslenilecek insan sayısı ne yapar? Daha rakam olarak küçük gördür. Yani burada biraz matematik bilmek lazım. O yüzden bu eşit ağırlık sözelciler özellikle bizi dinliyor ya. Ne olur bu matematik yönünüzü geliştirin. Çünkü coğrafya matematiği biraz isteyen bir ders. O yüzden o mantığı anlamalısın. Ezber kaldırmıyor haberin olsun. Peki hocam tarımsal nüfus yoğunluğunun mantığı ne? Öğrencilerim tarımsal nüfus yoğunluğu size şöyle bir yardımcı olayım. Kırsal kesimle ilgili. Yani devletler neden kendi ülkelerinde kırsal nüfus yoğunluğunu hesaplamak ister? Tarımsal nüfus yoğunluğunu neden hesaplamak ister? Çünkü içeriği şudur. Lütfen diyor tarımda uğraşan kişi sayısını tarım alanına bölün. Yani var olan çiftçiyi, yani çiftçi deyince tarım, hayvancılıkla uğraşan tüm insanlar kastediliyor. Köyde yaşayan tüm insanlar kastediliyor diyor ki. Kırsal kesimde yaşayan insanı sen diyor neye böl? Tarım alanına. Peki ne amaçlıyorum ben? Şunu merak ediyorum. Acaba geçimini bu yoldan sağlayan insanlara, yani çiftçilerimize var olan tarım alanları sağlıklı yetiyor mu, yetmiyor mu? Çünkü ona göre yetmiyorsa ona göre bir şeyler yapacağım. Devlet olarak ona göre önlem alacağım. Mesela verdiğim örneklere baksana. Hocam Rize Hakkari neden yoğunluğu çok çıkıyor? Çünkü bak burada formül. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla demek birçok öğrenciyi yanıltan bir şey bu. Sanki tarım alanı mükemmel. Sanki tarım alanı çok iyiymiş gibi görünüyor. Oysa tam tersi. Rize'de Hakkari'de yoğunluk niye çok çıktı? Çünkü orada durum şu. Arazi dağlık engebeli olduğu için tarım alanı çok az. Ama buna karşılık geçimi çiftçilikten sağlayan, tarım ve hayvancılıktan sağlayan bir sürü insan var. O zaman tarım alanı az, pasta küçük, talibi çok. O zaman ne olur? Mantık olarak bir yığılma olur. Ama tam tersi. Neden Eskişehir Konya'da bu rakam daha az çıktı? Çünkü hocam Eskişehir Konya İç Anadolu. Çünkü İç Anadolu tarım alanı çok geniş. Buna karşılık Eskişehir, Konya büyük şehirler. Kırsal kesimde yaşayan insan sayısı çok az. O zaman öğrencilerin bu anlamda arazi çok büyük, arazi çok fazla ama buna karşılık çiftçi daha az. O zaman diyor kilometre kareye düşecek insan, o tarım alanına düşecek insan sayısı daha az olur. Yani bu tamamen pay payda ilişkisini bilmekle, tamamen biraz matematik bilmekle ilişkili. Onu bir daha söyleyeyim. Ne olur böyle sıklıkla kullanınca böyle ezmiş gibi de düşünmeyin. Ben de tipik bir sözelciydim. Matematiğim çok kötüydü. Sözelleri çok iyi yaparak bir yerlere gelmiştim. Ama diyorum ki işte coğrafyanın da bir gerçeği var. Matematik bilmelisin. Mantığı işletmelisin diyorum. Yani ezber yapma. Benim senden istediğim o. Peki bilelim uyarılarım var. Nedir uyarım? Öğrencilerim nüfus yoğunluğu bir ülkenin gelişmişte hakkında bir fikir vermez. Yani şöyle bir cümle yanlış, kilometre kare düşen insan sayısı çoksa kesin o ülke gelişmiştir. Ne biliyorsun? Belki arazi çok küçük, insanlar sıkışmak zorunda kalmıştır. Öğrencilerim yoğunluk hakkında diyor fikir sahibi olabilmek için yüz ölçüme ihtiyacın var. Yani iki tane donaya ihtiyacım var. Toplam nüfus, yüz ölçüm. İki parametre olmadan ben bu işlemi yapamam. Nüfus yoğunluğu diyor Avrupa ve Asya'da çok iyi... Nüfus artış hızı Afrika'da çok iyi. Hocam nüfus artış hızı ne? Nüfusa eklenen insan yani doğurganlık. Yani sana diyor ki Afrika'da nüfus çok hızlı artıyor. Nüfus miktarı anlamındaysa birinci kim? Hani bir enleri paylaşmışız burada Asya kıtası. Bir daha söyleyelim. Kıtalar içerisinde en kalabalık kim? Herhalde bunu üçüncü defadır söylüyorum. Asya. Peki nüfusu artış hızı anlamında yani yüzdelik artış anlamında bunu yeni başaran kim? Genelde Afrika. Çünkü doğurganlık seviyeleri çok yüksek. Çeşitli nedenleri var bunun. Haliyle nüfus artış hızı Afrika'da daha iyi artıyor. O anlamda da bir anekdot paylaşmışız. Öğrencilerim coğrafyada nüfus sayımının kısa bir tarihçesini vermişiz burada. Yani ne bu? Ya bu nüfus sayımı ne zaman başladı dünyada? Aslında milattan önce 3000 yılında Çin seddini koyarak Çini anımsatmak istemişiz. Çin'de başladı diyor. Tabii o dönemki nüfus sayımı şimdi bizim anladığımız nüfus sayımı mıydı? Hayır. Hatta uzun yıllar bizim anladığımız nüfus sayımı tür hani dünya tarihinde yapılmadı. Genelde insanlar çeşitli amaçlar için ya acaba tarımda çalışan kaç adam var onu öğreneyim. İlerleyen yıllarda acaba vergi mükellefi kaç kişi var onu öğreneyim. Ya da askere gidecek kaç gencim var onu öğreneyim mantığıyla sayımlar yapılıyordu. Yani şimdiki bizim anladığımız modern sayım kadını da öğreneyim erkeği de öğreneyim çalışanı öğreneyim eğitimliği öğreneyim bu gibi kon, hani kompakt daha böyle geniş verileri dikkate alan bir modern nüfus sayımı 1800'lü yıllarda başladı. Havzan ne olmuyorsa 1750'lerde ilk İskandinav ülkelerinden İsveç'te başladı. Yani hocam bunlar Norveç işte İsveç Finlandiya. Yani önce bu işin öncüleri bunlar mı oldu? O bizim modern nüfus sayımı dediğim sayımı ilk dünyada bunlar uyguladı. Sonra dünyanın diğer ülkeleri yavaş yavaş tırnak içinde bunları taklit edip geliştirdiler mi? Evet. Peki bizim ülkede o modern nüfus sayımı ne zaman başladı? Öğrencilerim detaylı anlatacağım size bunları 1927 yılında yani Cumhuriyet dönemiyle başladı. Osmanlı döneminde yok muydu nüfus sayımı? Vardı. Şu anda işte gördüğünüz şahsiyet hani padişah ikinci Mahmut. Peki hocam bu ikinci Mahmut döneminde ne yapıldı? Evet sayım yapıldı ama bizim bildiğimiz sayım değildi yine. İşte kadının sayılmadığı, vergi mükellef sayısını öğrenmek için sayım yapıldığı, askere gidecek kişiyi tespit etmek için sayım yapıldığı bir dönemmiş. Yani o modern nüfus sayımı değilmiş diyorum. Öğrencilerimizde bizi de sayım burada biraz bizi anlatıyor. 1920'de başladı ya biz böyle 2000'li yıllara kadar genelde öğrencilerim hani detayları öğreteceğim. Tırnak da eve kapatılarak bir sayım yaptık. Ama daha sonra bizim ülkede sistem 2007'de değişti. Biz 2007'den sonra şöyle bir şey yapmaya başladık. İşte şu iki yöntemi anlatınca anlayacaksın. Artık adrese dayalı sistemle sayılmaya başladık. Oysa bir döneme kadar genelde neredeysen orada sayılıyordun. Şöyle ki bak. Coğrafyada iki tane sayım var. De facto de jure yöntemi. Diyor ki de facto ne? İnsanların sayım zamanında bulundukları yerin nüfusuna eklenmesi. Ne demek istiyorum? eskiden yani şu anda siz gençler olarak hatırlamazsınız. O yüzden anne babalarınızla bunların sohbetini yapmalısınız. Şöyle bir şey vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ve nüfus ve bir nüfus sayımı yapılıyordu. Nasıl seçim günleri böyle şeyler pazar günleri oluyorsa işte nüfus sayımı da pazarlar oluyor. Sadece bir anekdot var dışarı çıkmak yasak. Sadece görevler dışarıda oluyordu. Peki ne oluyordu bir memur evin kapısına gelip tıklıyordu elinde böyle o dönem bilgisayar çağı değil ya anket mantığıyla formlar var ve bir form mantığını dolduruyordu hatta 2000 yılında üniversite öğrencisiydim ben de sırf hani coğrafyayla ilişkili bir şey olduğu için... Hem biraz ek ücret verdikleri için görev almıştım. Yani Ankara'nın X bir mahallesini ben saymıştım. Böyle 30-40 tane evi gezerek, evin kapısını tıklayarak böyle 40-50 tane soruyor beyan mantığıyla. Yani burada adam sana yalan da söyleyebiliyor. Evde kaç kişi var diyorsun, 3 diyor. Sen de yazıyorsun. Yani şeye inanıyorsun. Diyorsun ki acaba bu kapılı kapılar ardında 5 kişi daha var mı? Bilmiyorum. Yani gidip hafiyelik yapmıyorsun. Var olan şeyin üzerinden gidiyorsun. Ve orada diyelim ki mesela Ankara'da sayım yaptım ya ben. Diyelim ki dayısı gelmişti İstanbul'dan. Hocam işte o dayı e, nerede sayılıyordu? Ankara'da o gün sayıldığı için Ankara'nın nüfusuna ekleniyordu. Adam aslında İstanbul'da yaşıyor. Ama o gün Ankara'da olduğu için neredeyse oradasın diyor. Ve o nüfusa ekleniyordu. Fakat 2007'den sonra artık ikamete göre. Yani hocam dayı artık Ankara'ya ziyarete gelmiş ama adresi İstanbul'da olduğu için artık İstanbul'un nüfusuna mı dahil edildi? Evet. Ne zamandan itibaren? 2007. Yani 2007'den sonra artık adresin nerede ise sen oradasın. Ona göre zaten artık hani bir memur gelip kapıyı tıklamıyor bilgisayar mantığıyla da olduğu için farklı bir mantıkla yapılmaya başlandı. Öğrencilerim coğrafyada nüfus sayımlarının amaçları neyi öğrenmekti dedik. Eskiden askeri, köleyi, vergi alacak kişiyi öğrenmek gibi kavramlar kullandım. Ama modern nüfus sayımında özellikle ülke geleceği planlama adına kendi halkının verilerini bilmek istiyor. Yani acaba kaç kişiyiz? Kadın, erkek ne kadar? Eğitimli kaç kişi? Her şeyi öğrenmek istiyor ki ona göre bir planlama yapsın. Çok önemli bir yere geldim. Tarihsel süreçte nüfus sıçrama dönemleri diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki bak dünya şu anda 8 milyar ya. Peki bu 8 milyara doğru gelirken belli kırılma anları oldu. Mesela diyor insan ilk alet yaptığında yani 1 milyon yıl önce yaklaşık Diyor ki hayata kalmayı öğrendi. Avcılık toplayıcılığı öğrendi. Savaşmayı öğrendi. Ve nüfus artık artmaya başladı. Mesela yerleşik hayata geçmek demek ne demek? Artık daha korunaklısın. Eskiden belki göç ederken bir yerden bir yere giderken yağmur yağıyordu, kar oluyordu, salgın hastalıklar ile vahşi hayat, ciddi anlamda belki nüfus kırılıyordu, ölüyordu yolda. Ama kapalı bir ortamda daha korunaklısın, daha güvendesin. Ve bu yüzden nüfus artmaya başladı diyor. E tabii ki sanayi devrimi 1750'li yıllarda gerçekleşti. O dengeleri değiştirdi. Sanayi devrimiyle beraber ne oldu? Artık baştan İngiltere olmak üzere sanayi devriminin gerçekleştiği Avrupa kıtasında özellikle fabrikaların üretimi artırması, insanların fabrikalarda işçi olarak çalışma isteği, Patronların bir sürü işçiye ihtiyacım var diyerek o ülkelerde nüfusu artırma istekleri, devleti zorlamaları ciddi anlamda nüfusların artmasına ulaştı. Yani bu sıçrama dönemi derken bunu kastediyor. Yani nüfusta çok hızlı bir artışın gerekçeleri. Peki öğrencilerim bizim coğrafyamızda nüfus artış hızının düşmesinin olumlu nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonuçları diye başlıklarım var. Yani sana test ne diyor ki söyle bakalım coğrafyada nüfus artış hızı doğurganlık demek. Dünyada bazı ülkelerde doğurganlık düşüyor. Detaylar vereceğim sana. Bazı ülkelerde de öğrencilerim artıyor. Bunun olumlu ya da olumsuz yanları var. Diyor ki mesela bir ülkede nüfus artış hızı düştüğü zaman olumlu ne olabilir? Mesela eğer o ülke çok kalabalıktı, insanlar iş imkanı sağlayamıyordu. O zaman nüfus azalınca, sınırlı bir iş vardı zaten. O zaman daha az insan artık talip olacak işe. En azından işsizlik biraz düşebilir. Kişi başına düşen milli gelir artar çünkü. Özellikle ülkenin gelişmemiş olduğunu düşünün. Nüfusu azalttığı zaman elindeki parayı artık daha sağlıklı dağıtacak. Ya da diyor demografik yatırım. Yani bu ülke çok kalabalıktı. Parası da fazla yoktu. Demografik yatırım şu demek. Mesela sürekli okul yapmak zorundaydı. Atıyorum 100 tane okul yapıyordu artık 50 tane yapacak. Kastettiği o. Masrafı düşüyor. Onu söylemeye çalışıyor. E dış göç ne yapar? Eskiye nazaran azalacaktır. Çünkü zaten kendi ülkesinde iş bulduğu için başka bir yere gitmeyecektir. Ama diyor tam tersi. Nüfus artış hızı düşünce kötü şeyler de olabiliyor. Mesela Öğrencilerim özellikle bakın bakış açıları. Bu bilgi biraz sanki böyle gelişmiş bir ülkede nüfus azalınca ne olacak üzerinden düşün. Yani gelişmiş bir ülkeydi ama nüfus gittikçe azalıyor. O zaman öğrencilerim yani doğurganlık düşüyor. Nüfus tazelenmiyor, yeni nüfus gelmiyor. O zaman hocam yaşlı nüfus artar. Çünkü genç dinamik nüfus yenilenmiyor. Aileler çocuk doğurmuyor. E nüfus dinamikliğini kaybeder. Zaten birinci maddeyle bağlantılı. İş gücü açı oluşur. Hocam yani kendi halkı doğum yapmıyor. E o zaman nasıl karşılayacak bunu? İşte dışarıdan göçmenler alıyor. Peki hocam nüfusun cinsiyet dengesi bozulabilir. Bazen böyle denk geliyor. Bakıyorsun, genelde o seneler kadın daha çok doğmuş. E o zaman nüfus çok sıklıkla da yenilenmediği için kadın erkeği geçebiliyor. Ya da tam tersi. Erkek kadını geçebilip bir uyumsuzluk. Ya da burada şeyi de kastediyor olabilir. Dışarıdan göçmen geliyor. E göçmenler ağırlıklı erkek. O zaman erkek kadın dengesi o anlamda da bozulabilir diyebilir başlık olarak çünkü hani esnek bir cümle olduğu için iki tarafa da yorabilirsin. Peki tam tersi nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları yani bir ülkede kalabalıklık artarsa hemen şöyle bir kağıdı kontrol ediyorum şöyle daha iyi göründü sanki diyorum ki. Coğrafyada nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları da var. Hadi bırakma dersi iyi dinlemeye devam. Hocam olumlu sonuç ne? Kalabalıklığın olumlu sonucu mu olur diyor öğrenci. Diyorum ki bak işte burada kiminle konuştuğun önemli. Yani sen hangi ülkeyi sorguluyorsun? Mesela gelişmiş bir ülke. Ekonomik her şeyi güzel. Ekonomik dengeleri çok iyi. O zaman diyor bu ülkede kalabalıklık Böyle mahalle ağzıyla konuşayım ya da bir Anadolu ağzıyla nimete dönüşür. Ne için? Çünkü kalabalık ülkelerde öğrencilerim, eğer politikacılar işte ekonomik dengeler yolundaysa, o zaman kalabalık demek çok işçi demek, bir sürü üretim demek. Hocam ticarete bir hareketlilik gelir. İş gücü ucuzlar diyor. Tabii bunu biraz devlet açısından ya da patronlar açısından bir madde bu. Yani öğrencilerin bir devlet ne kadar az maaş verirse onun işine gelir. O anlamda düşün diyor. Devlet açısından hani benim maaşım azalacak ama sonuçta devletin ya da patronların en azından tırnak içinde bu işine gelecek. İşte yıllardır Çin modeli deniyor ya ucuz işçilik ya da Bangladeş gibi yerlerde. Neden önemli firmalar gidip orada tesis kuruyor? Çünkü biliyor ki kendi ülkesinde kursa insanlar o maaşla çalışmayacak. Ama diğer ülkelerde bunu başarabiliyor. Mantı. O zaman vergi gelirlerinde artış olur diyor. Çünkü kalabalık vergi mükellef sayısı daha çok. Dünyada bazı ülkeler var. 20 milyon, 10 milyon çalışanı var. O zaman herkes vergi verse 10 milyon kişi vergi veriyor. Ama dünyada öyle ülkeler var. 300 milyon. Diyorsun ki bunu 100 milyonu çalışıyorsa o zaman 100 milyonun hani diyelim ki bazen böyle vergi kaçıranlar falan oluyor. 80 milyonu verse diğer ülkeyi yine geçiyor. O yüzden bazen kalabalıklığın böyle avantajları var diyor. Ama öğrencim dezavantaj da var. Hocam çok kalabalıklık. Burada tabii ki yine kıstasa dikkat. Ekonomik dengeler de iyi değil. Hocam bu ülke çok kalabalık. Ekonomik dengeler iyi değil. İşte orada sıkıntı başlayacak. Orada sıkıntı başlayacak. Öğrencilerim bazı ülkelerin başına geliyor. Maalesef Türkiye'nin de bazı yıllarda başına geldi. Çok kalabalığız. Ülkenin ekonomik dengeleri gitmiyor. O zaman hemen bir işsizlik olarak ortaya çıkıyor. Hocam kalkınma hızı düşüyor. Yani kişi başına düşen milli gelir azalıyor. Doğal kaynak tüketimi artıyor. Kalabalıksın çünkü tasarruf ne demek o devletin biriktirdiği para azalmaya başlıyor kişi başına düşen milli gelir zaten biraz bununla bağlantılı hocam bağımlı nüfus ne demek bağımlı çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler demek hocam bir ülke nüfus artışını doğurganlık diye oku diyorum o zaman çok çocuk doğuruyorsa o zaman çalışanlar haliyle kendisi dışında bir sürü çocuğa belki anne babası da onunla yaşıyordur. Dede nine modundaki insanlara da bakıyorsa o zaman diyelim ki bir evde tek çalışan var beş tane baktığı kişi var. Ya da işte iki çalışan var nüfus sekiz kişi ama o zaman bu bir ülkede yük müdür diyor. Evet işte kalabalık ülkelerin diyorum böyle sıkıntıları var. Peki öğrencilerim coğrafyada nüfus politikaları var. Yani az önce o eleştirdiğimiz Nüfus çok kalabalık olumsuzluklar oluyor. Nüfus işte az olumsuzluklar oluyor. İşte devletler bunları planlamaya çalışıyor. Peki nasıl planlıyor? Çeşitli stratejiler yapıyor. Diyor ki benim bu aralar diyor nüfus artırmam lazım. Niye? Çünkü az nüfusu bir tehdit olarak görüyor. Ve ona göre öğrencilerin mesela nüfus artırma politikası uyguluyor. Tam tersi. Ya diyor benim çok kalabalık oldum. Ekonomik dengelerim de iyi gitmiyor. Nüfusu azaltmam lazım bazı ülkelerin de şöyle derdi var. Özellikle bu konuyu AYT'de de daha detaylı işleyeceğimiz için o yüzden şimdi çok böyle derinlemesine inmeyeceğim. Bazı ülkelerin şöyle bir derdi var. Ya çok kalabalık olmak ya da az olmak çok önemli değil. Ben şu anda nüfusum iyi. Ama ben ne istiyorum biliyor musun diyor. Ben nüfusun eğitim imkanlarının, ben nüfusun sağlık imkanlarının artmasını istiyorum diyor. Yani halkımın daha eğitimli, halkımın daha sağlıklı olmasını istiyorum. Bu yüzden diyor ben nüfusun daha çok niteliğini niceliğini değil niteliğini iyileştirmek istiyorum. Öğrencilerim politikalar bakın bunlar işte. Yani ne yapıyorlar? haliyle nüfus artışını düşürmesini amaçlayan politikalar uyguluyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Bir şekilde böyle propaganda mantığıyla, ödüller mantığıyla halkımın nüfusunu nasıl azaltabilirim? İşte mesela kimin böyle sorunları var? Bangladeş'in var, Nijerya'nın var, Endonezya çok kalabalıklar çünkü. Ama tam tersi Batı Avrupa ülkeleri ya da böyle Japonya gibi ülkeler de nasıl, nasıl çocuk doğururum mantığındalar. Çünkü Batı Avrupa ülkeleri işte Rusya, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde çocuk doğurmak istiyor çünkü şu anda az çocuk olmayı gelecek anlamında tehdit olarak görüyor. Öğrencilerin mevcut nüfusu korumak neydi diyorum? Eğitim, sağlık imkanlarını geliştirmek istiyor. Kim bunu yapmak istiyor genelde? AYT'de de tekrar diyorum işleyeceksiniz. Öğrencilerim gelişmekte olan ülkeler. Mesela bunların ortak noktası ne bu ülkelerin gelişmekte olan ülkeler. Yani kalkınmak istiyorlar ve bu yüzden bunlara ihtiyacı var. Öğrencilerim kısaca nüfus piramitlerinde değinip öyle toparlayalım. Nüfus piramidinin mantığı ne? Öğrencim nüfus piramidinin mantığı şudur. Aşağı rakamlar yazılır. Şu rakamların yanına ben kasıtlı yazdırmadığım milyon ya da yüzdelik denilir. Yani 8 milyon ya da yüzde 8 ifadesi kullanılır. Peki hocam bu kim? 0-15 yaş grubu. Burası neresi? 15-60 yaş arası. Burası 60 üstü. Coğrafyada 0-15'e çocuk öğrenciler mi ya da böyle genç tabiri kullanılıyor. E peki burası orta yaş grubuna ne deniyor? Olgun ya da yetişkin deniyor. Peki öğrencim diğerine 60 yaş üstüne de yaşlı deniyor. Peki diyor sen nüfus piramidine baktığında orijinal bir nüfus piramidinde öğrencilerim genelde şu yarıdan kesiliyor. Genelde sağ taraf kadına, sol taraf erkeğe ayrılıyor. Yani yaşları kadınıyla erkeğiyle detaylı tüm yaşları görebiliyorsun. Detaylı nüfus piramidinde yaşlar böyle dörder dörder yani 0 4 5 9 10 14 şeklinde 60 üstüne kadar detaylı görüyorsun. Peki diyor böyle bir grafikte sen ne görüyorsun? Ne bulabilirsin? Öğrencilerin bana miktar verdiğinde toplam nüfus konusunda yorum yapabilirim. Kadın erkeği detaylı verdiğinde yorum yapabilirim. Yaş gruplarını detaylı inceleyebilirim. Ortalama yaşam süresi konusunda bir yargıya, bir yoruma ya, hani ulaşabilirim. Doğum ölüm oranları, çocuğa yaşlıya bakarak yorum yapabilirim. Biraz sonra göstereceğim. Göç konusunda bir tahmin yani kesin yargı değil ama bir tahmin yapabilirim. Ya da öğrencilerin ülkenin gelişmişliği konusunda bir yorum, bir tahmin yapabilirim. Nasıl? Bak. O nasıl oluyor? işte bak o şu oluyor. Diyor ki baksana şu ikisini. Hocam coğrafyada düzgün kenarları içe. Önce şundan başlayalım mı? Diyor ki baksana. Taban nasıl? Hocam taban ne? Şu aşağısı. Öğrencilerim yani çocuk. 0-4 yaş grubu nasıl? Hocam çok. Toplam nüfus içinde. Çocuk çok fazlaysa demek ki öğrencilerin bu aileler çok çocuk doğuruyor. Çok çocuk doğurmak test tekniğinde çok iyi bir şey değildir. Öğrencilerin baksana 65 yaş üstü çok az. Hocam bir ülkede yaşlı niyaz olur. İşte sana soruyorum niyaz olur. Demek ki bu ülkede sağlık koşulları iyi değil. Demek ki beslenme koşulları iyi değil. Maalesef insanlar erken yaşta ölüyor. Demek ki bu ülkenin ortalama ömür süresi çok iyi değil maalesef. O zaman öğrencim çok çocuk yapmak genelde tırnak içinde söylüyorum bir cahillik olarak yorumlanıyor test tekniğinde. Eğitim seviyesinin düşüklüğü ailelerin çok bilinçli olmamasıyla yorumlanıyor. Hocam bu İkincisi yani şu mavi renkle gösterdiğimiz bir tık daha mı iyi? Evet. Nereden anladım? Çünkü bak şurada bir zayıflık var ama burada o zayıflık biraz toparlanmış. Yani diyor ki burada çocuklar yaşadı. Çocuklar sonra genç oldu, sonra yaşlı oldu ama bak diyor hemen ölmediler. Ama burada böyle cılızlaştırarak ne mesaj veriyor? Adamlar diyor 30 yaşında vefat ediyor. Adam 50'sine gelmeden ölmüş oluyor. Niye? Maalesef sağlık koşulları iyi değil. Çünkü tırnak içinde söylüyorum, gariban Afrika ülkeleri. Ama diyor baksana, bunlar bir tık daha iyi. Yani bir tık böyle tam gelişmemiş demiyorsun. Gelişmekte, gelişmekte olma yolunda ilerleyen ülkeler diyorsun. O yüzden düzgün üçgenli bir tık daha iyi bak. İlerliyorum. Hocam peki arı kovanını işte bak kıyasla bu daha iyi. Hocam bunun daha iyi olduğunu nereden anladın? Çünkü toplam nüfus içinde çocuğun payı az. Yaşlı çok. Hocam bir ülkede yaşlı neden çok olur? Bunu olumlu düşüneceksin diyeceksin ki neden ülkede çok yaşlı var? Demek ki insanlar hayata kalabiliyor. İkinci soru niye hayata kalabiliyor? Demek ki sağlık imkanları çok iyi. Demek ki beslenme imkanları çok iyi. Adamın emekli maaşı çok iyi. Stres düşük. Hani adam keyfine bakabiliyor bu yüzden uzun ömürlü yaşayabiliyor gibi. Çünkü ülkelere bak hep gelişmiş ülkeler. O zaman öğrenci Marikova ne? Yani böyle tabanın dar olması, yaşlarının çok olması iyi bir şey. Test tekniğinde hocam çan şeklinde diyorsa ne anlayacağım? Bak burada önemli bir detay var. İyi dinle öğrencilerim bende misin iyi dinliyor musun? Hadi son hamleler bırakma diyor ki baksana burası eskiden biliyor musun böyleydi? Yani bir zamanlar şunun gibiydi ama demek ki devlet dedi ki yeter artık az çocuk doğurmak aleyhimize işledi. Son yıllarda şöyle çocuğu biraz arttıralım. Hocam böyle açılması demek ne demek? Yeni nesil daha kalabalık geldi demek. Yeni dünyaya gelenler 04 bebek yaş daha fazla demek. O zaman daha fazla çocuk doğurduysan ben demek ki bu aralar son dönemlerde çocuk sayısını arttırıyorum demek. Yani çan şeklinde nüfus piramidi böyle Açılan piramit ben çocuk sayısını arttırmıyor. Son yıllarda nüfus artış hızını arttırmak istedim. Doğurganla arttırdım diyor öğrencilerim ama tam tersi bak. Çok çocuk doğurmuştu. Dedi ki yeter artık. Ben şöyleydim. Ben son dönemlerde dedim ki 0-15 yaş grubu çok fazla. 0-4, 5-9 çok kalabalık. Nasıl bunları azaltırım? Çocuk sayısını düşürürüm. O zaman politikalar uygulayıp çocuk sayısını azaltmaya çalışıyorum. 5 yıl sonra 10 yıl sonra yeni gelen nesil dünyaya daha az gelmiş. Hocam dünya daha az gelmek demek ne demek? Demek ki bu ülke son dönemlerde çocuk sayısını düşürme yönde politikalar uyguluyor. Nereden anladım? Çünkü yeni gelen nesil dünyaya daha az gelmiş. Bir önceki nesle göre, 5 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre daha az gelmişse demek ki ben düşük doğum politikası uyguluyorum. Ne zaman Son yıllarda çünkü aşağıya bakıp yorum yapıyorsun o zaman aşağıya bakıp çocuğun arttığını ya da azaldığını son yıllarda politikaları değiştirdiğini söylüyorsun. Demek ki öğrencilerim bilmemiz gereken önemli piramitler de böyle işin özünü bilmeniz gerekiyordu. Peki dostlar bizim ödüllü sorumuz vardı. Beş tane yer taramıştık ve maki bitki örtüsüne nerede rastlanmaz? Hocam makine Maki coğrafyada hatırlayalım Akdeniz iklimine uyum sağlayan önemli bir çalı. E nerede olur o zaman Akdeniz iklim koşulları? O zaman nerede Akdeniz iklimi yok? Ben de bakıyorum sizler için. Hocam burası Akdeniz kıyısı. Uzan Akdeniz iklimi. Şili Santiago Akdeniz iklimi. Güney Afrika Cape Town Akdeniz iklimi. Avustralya'nın güney bası güneyde olsa Akdeniz iklimi. Ama öğrencilerim ABD'nin şu doğusuna yakın iç kesimleri biliyor musun ne? Ilıman karasal. Çünkü burası denizden uzak. Peki ABD'de Akdeniz iklimi neredeydi? Şuradaydı. Kaliforniya kıyıları. O zaman orayı boyasaydı doğru olurdu. Boyamamış, renklendirmemiş kesinlikle cevabım Edirne. O yüzden öğrencilerim demek ki bilmemiz gereken önemli bir başlık buydu. Ödevi bir kez daha hatırlatayım mı? Yoğun bir dersti biliyorum ama önemliydi. Vurgulamam gereken önemli başlıklar vardı. Hani bunları ihmal edemezdim. O yüzden diyorum, ne olur sabırlı bir şekilde dinlemeye devam et. Peki ödevim ne? Ödev. Yeni bir üniteye geçtiğimi söyledim ve sayfa 122'den sanata 137'ye kadar gelmen gerektiğini, yani yoğun bir test olduğunu, güzel güzel çözmen gerektiğini söylemiştim. Öğrencilerim işte karşınızda ödüllü soru. Güzelce bak ve bana ne olur diğer buluşmaya yorumlara yaz. Her hafta geliyorum. Her videoda karşında oluyorum. Derler ya o sağlık sürdüğü sürece bu videoları güzel güzel bitirelim. Ve böyle sizi böyle mutlu bir şekilde hani özgüvenli şekilde sınava hazırlayalım ve sınava gönderelim. İşte sınav takvimi de açıklandı. Ne olur çalışmaya devam. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.